buldum geç, desen. Geç, geç canım. Hem tamam. Yedim ya biraz bir şeyler, eriteyim onları. Tamam kızım. Anne ben yaralamam deme. Yaralansın. Hiç o dert etme. Yeter kedi kuyruğu bulaştırma üstüne. Yok, önemli bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Balıkesir'den gelen takipçimiz ne diyor? Bu daşı yıkaya 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 bittin gari sen diyor. Yıkacağız tabii. Neden yıkacağız? Gece buraya yabancı malikler geliyor. Tilkiden, tutun da tavşandan, sürüngenlerden her şey buralara geliyor. Bunun üzerinde gezebilir. Dezenfekte ederek, domastos dökerek yıkıyorum arkadaşlar. Bulaşık süngerine birazcık domastos döküyorum ve şöyle dezenfekte olsun diye yıkıyorum. Dış burası, ev değil ki, değil mi arkadaşlar? Ocağımızı yaktık mı, burada yemek yapacaksak ilk önce bu tezgahımı yıkıyorum. Hepinize, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar gönül dostlarım, sevgili değerli YouTube ailem. Bizim aile, bizimkiler, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sabahın şerefi, bereketi, Allah'ımın rahmeti, merhameti hepimizin üzerine olsun gönül dostlarım. Bugün gördüğünüz gibi hemen kalktım, ateşi yaktım, akşamdan yağmur yağdı. Odunlar, çırpılar ıslaktı, yani odunluk yok benim kapalı bir yerde. Biraz Allah'tan pardonun altına çırpı koymuştum. Onlarla ateşi yaktım. Şimdilik çay suyunu oraya koydum, yani bitki çayı da içebiliriz, çay suyu da içebiliriz. Ne yapacağım, neden böyle sabah sabah o ateşi yaktım? Yağmurun yağdığın sabahında yaş yaş ıslak ıslak çırpılarla veya guru çırpı aradım. Kevser kızım geliyor bugün. Kevser, onun sevdiği yemekleri yapacağım. Her zaman mercimek yapıyorum. İşte değişik çorbalardan yapıyoruz. Ezogelin yapıyoruz. Kara mercimek, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, ezogelin ya da başka bizim tarhana çorbamız. Onlardan yapıyoruz. Bugün farklı bir çorba yapacağım arkadaşlar. Bahçenin nimetlerinden inşallah bulabilirsem değişik tazesinden çorba yapacağım. Mısır çorbası yapacağım. İnşallah sübek bulabilirim. Uygun sübek bulabilirim de. Bir bakalım, gidelim bahçeye. Arkadaşlar, mısırların yanına yani. Zaten bahçedeyiz. Ev bahçenin içinde olunca çok kolay. Her şey çok güzel. Gönül dostlarım, değerli sevgili YouTube ailem, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. Allah Allah, benim mısırlar neden yatmış acaba? Ne girmiş bahçeye? Domuz girmiş olabilir mi? Allah Allah, hepsi yere yatmış. İyi, yatın bakalım, yatın. Uyum. Yatın, zaten bir şey alamayacağız. Alamıyoruz da. Aha, kuş. Allah'ım yarabbim. Ha bir duraydın. Ha tohum bırakaydın. Ne varsa yemiş gene. Bunları da yiyor. Bunları da bitirmeye, yemeye başladı. Durmuyor bu, durmuyor. Kuşlar durmuyor arkadaşlar. Durmayacaklar da. Başlıyor. Şuradan yiyor. Bitiresiye kadar yiyor bari. Bak. Bitiresiye kadar yiyor. İyi, az duraydın. Mısırları dalından, bahçeden kırdım, getirdim. Taze.
Kaynatmalık mısır yani. Kargalardan bize geriye kalanlardan varmış. Gene de bunları açamamışlar, yememişler. Daha da anca yiyecekler. Sırayla geliyorlar. Mısırları dalından kopardıktan sonra sübeğinden arındırdım. Üzerindeki saçlarından, püskülünden tertemiz arındırdım ve yıkadım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bıçakla, keskin olacak bıçak. Keseceğim. Dört beş kişilik çorba için mısır yeterli mi? Yeterli. Yeterli de ben bir tane daha keseyim. Ne olur olmaz. Fazla olsun. Fazladan zarar gelmez. Arkadaşlar mısırları sübeğinden keserken şöyle geniş bir tepsi kullanın. Çünkü sağa sola sıçrıyor, benim yaptığımı yapmayın. Geniş tepsi kullanırsanız şu taneler de tepsinin içinde kalır. Gönül dostlarım, sırasıyla yemeklerimi kaynatacağım, pişireceğim. Kuru tava, boş tava. Un. Un kavuracağım. Çorba yapmak için ilk önce unumu bolca bir kavurayım gönül dostlarım. Kaynayan tencereyi şöyle bir alayım. Unu kavurduktan sonra onu tekrar ateşe koyarım. Tavaya un çok geldi. Biraz böleyim, iki seferde kavurayım. Şimdi tam normal oldu, ideal oldu. Kuru, yağ yok, su yok. Tamamen kuru tavada unumuzu kavuracağız. Yanlış anlaşılma olmasın, düzgün anlaşılsın. Kuru tavada un kavuruyorum. Yağ yok, su yok. Kuru, tamamen kuru olacak. Pembeleşmesine kadar kavuracağım. Neden unu kavuruyorum? Bolca niye kavuruyorum? Ben bunu kavurduktan, soğuttuktan sonra kavanoza koyuyorum. Un ilave etmemiz gereken yemeklerde hazır oluyor. Elimin altında oluyor. Sürekli karıştıracağım. Bazen tabii ki de un ilave etmemiz gereken yemekler oluyor ya. İşte onlarda kullanmak için. Unu pembeleşesiye kadar yakmamak şartıyla şöyle hızlı hızlı karıştırıyoruz. Ve kavuruyoruz. Bakın arkadaşlar. Kavrulmuş un. Kavrulmamış un. Aradaki farka bak. Birazcık esmerleşiyor. Çok kavurmayacağız, yanar. Ne yapacağım? Bunu kavanoza dolduracağım. Kavurduğum unu cam kavanoza koydum. Geriye kalan unu kavurmak için tavaya aldım. Şurada kenarda yavaş yavaş kavrulsun. Mısır kaynatıyor. Mısır kaynatmasını da çok sever Kevser. Hem mısır kaynatıyorum, mısır çorbası, başka diğer yemeklerde yapacağım Allah'ın izniyle. Çorbanın ununu kavurduk, kavanoza doldurduk. Şimdi bir tane soğan, renderenin ince tarafıyla soğanı rendereleyeceğim. Renderenin ince tarafıyla soğanı rendereledi, krema gibi oldu. Soğan mı değil mi belli olmadı. Çorbanın içinde sadece tadı, kokusu olacak, lezzeti olacak, soğan olduğu belli olmayacak. O yüzden kalın tarafıyla ama ince tarafıyla rendere yaptık arkadaşlar. Bahçemde, açık hava mutfağımda çok amaçlı. Ocak başım arkadaşlar, nasıl çok amaçlı. Bakın kabak çiçeği dolması pişti. Bunu alacağım ateşten. Mısırı görüyorsunuz. Pişti hemen hemen bir 5 dakikada. Taze fasulye. Her şey çiğden koydum, taze fasulye, domatesler üzerinde. Ondan sonra şimdi de mısır çorbası. 4 çeşit yemeği üzerinde yapıyorum. Yani 2 çalı bir çırpıyla oluyor bunlar gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim.
soğan birazcık ölecek. Çok yakmayacağız soğanı da. Şöyle kavrulacak. Mübarek soğan çok lezzetli yapıyor yemeği. Yemeklerin baş tacı diyorum ben ona. Yemeklerin paşası diyorum. Yalnız çiğ kaldı mı da iyi olmuyor yani. Hoş olmuyor. Çok yanarsa da çirkin kokuyor. Hafif ölecek böyle yani. Pembeleşir pembeleşmez arası olacak. Taze fasulyemiz de pişiyor. Bunun tuzunu da atayım. Tuzunu da attım. Sevgili arkadaşlar, Kevser neden geliyor? Gönül dostlarım. Hem köylümüz, hem düğün akrabamız, hem de karısından arkadaşız. Raif adı güzel, Gülümser adı güzel çiftinin güzeller güzeli biricik kızı Kevser'in düğünü var. Diyetisyen Kevser bu ara. Maşallah tığ gibi ve çok güzel, göreceksiniz zaten inşallah uygun ortam olursa. Düğününde de çekeceğim. Kevser gelecek. Buradan beraber düğüne gideceğiz. Sade onun için geliyor. Başka hiçbir şey için gelmiyor. Beni düğüne götürmek için. Düğün Simav'da. Gece 12'de düğünden çıkacağız. Simav'a gidip 12'ye kadar düğünde kalacağız ya. Takımızı takacağız. 12'de İzmir'e ineceğiz. Sabahında da gene akrabamız olan, benim akrabam yani tarafından Veysel Özdemir'in oğlunun düğünü var. Onun düğün çekimine gideceğiz. Kevser'le ikimiz çekeceğiz. Yardımcımız da olabilir. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Soğanlar biraz öldü. Bir tane domates rendeleledim. Bahçenin domateslerinden. Domates renderesini de koydum. Birazcık da şöyle domates renderesi kavrulacak. Çiğ olmayacak domates. Salça da koyabilirsiniz domates yoksa. Salça da olur, fark etmez. Yeter kadar göz kararışı, tuz. Çok olmasın. Arkadaşlar, baharatlarını sonradan ilave edeceğim. İster baharat koyarsanız, isterse koymazsınız. Düğün yeri Elinen, harman yeri Yelinen dedik. Bizim düğün günümüzde ailecek buraya gelmişler. Bizi böyle şereflendirmişler. Biz de tabii ki de gelenlere gideceğiz. Davet edilen yere de gideceğiz arkadaşlar. Domates de şöyle güzelce kavruldu, suyunu çekti. Ne yapıyoruz? Pul biber. Pul biber. Bir parça tereyağı. Bir kaşık zeytinyağı, bir parça da tereyağı. Çok yağlı çorba yemek sevmez Kevser. O yüzden yağı az kullanıyorum. Kevser için yapıldığı için yemekler arkadaşlar, onun istediği gibi yapıyorum. Tereyağı eriyesiye kadar şöyle bir çevirelim. Mısır çorbası, taze mısırdan çorba nasıl oluyor? Değişik bir şey oluyor. Elimizin altında olanlardan çorba yemek yapıyoruz, değerlendirmiş oluyoruz. Tereyağı eridi arkadaşlar. Yeteri kadar soğuk su. Yeteri kadar. Ne kadar çorba yapacaksak o kadar. Kavurmuş olduğumuz un. Bir kaşık, iki kaşık, size bağlı kıvama göre koyuluğuna. Ne yapıyoruz? Unu şöyle soğuk suya çırpıyoruz. Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadı su. Güzelce kaynadı. Ve taze mısırları atıyoruz. Suyu azalırsa su ilave edebiliriz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kaynamaya başladı mısır çorbamız. Fasulye de hemen hemen pişmekli oldu. Sıra geldi cacık yapmaya. Cacık için arkadaşlar şurada iki tane salatalığımız vardı. 2-3 gün önce gördüm de biraz daha büyüsün de Kevser'e koparayım diye koparmamıştım. İşte o 3 tane hatta. 4 tane hatta. Evet. Bir kökten bu sene yetti, arttı. Cacık da fark etmez. Biraz çekirdekli olsa da olur. Gönül dostlarım işte. Şöyle. Hatta daha güzel olur. Döküyor, daha minik minik döküyor. 4 tane şöyle. İşte. Bir köktü, bize yetti de arttı bile. Çok şükür, bin şükür.
Salatalıkları dalından kopardık, tertemiz yıkadık, soyduk. Salatalıkları rendeleledim. Cacıya sarımsak koymayacağım arkadaşlar. Neden derseniz düğüne gideceğiz ya. Sarımsak yok. Biraz da tuz. Nane kurusu güzel oluyor cacıkta. Bol bol koyduk. Nane kurusu, salatalık, yoğurt, tuz. Dolaba koyacağım bunu. Yiyeceğimizde su ilave edeceğiz. Mısır çorbamız hemen hemen pişti. Kıvama bir bakalım. Ateşten alacağız. Kıvam şöyle. Suya az geldi. Biraz daha sıcak su ilave ettim. Az daha kaynadı. Ateşten alma zamanı. Bak. Kıvam çok güzel. Ve çok lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Fasulye de pişti. O da hala yavaş yavaş kaynıyor. Her şey çok güzel oldu. Kızımı bekliyorum. İnşallah belası kazasız gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yemekler hazır oldu. Sandalye falan oturasım yok. Yoruldum. Şöyle şura hasırın üzerine ayaklarımı uzatasım var yani arkadaşlar. Hasır serdim. Hava çok sıcak. Dün yağmur yağmıştı. Akşam üzeri bugün de aynı şekilde yağmur sıcağı var. Sanki böyle acayip bungunluk bir yakıcı hava var. Bitki çayı demledim. Sıcak da olsa bitki çayı içmeden olmaz. Gönül dostlarım. Şöyle çok güzel şey çayı demledim. Biz güve otu diyoruz. Kak otu, yaban lavantası, deli lavanta, mor çiçek falan gibi bir sürü isimler var. Harika bir şey. Çok seviyorum bitki çayını. Özellikle bu otu da çok severim, papatyayı. Ondan sonra akbaşlıyı, kekik, ada çayı, hatmi gül çiçeği. Hepsini seviyorum ben. Ben sevmediğim ot türü bir şey yok. Ot olsun da hepsini severiz değil mi arkadaşlar? Beklemek güzeldir. Gelecekse beklenen. Sevmek güzeldir. Seviyorsa sevilen. Değil mi? İnsan çocukları olunca her şeyi şey yapıyorsun yani, hani işin gücün geriye koyup onların sevdiklerini, onların istediklerini daha güzel ağırlamak için çapalıyoruz, mücadele ediyoruz. Çok güzel bir uğraş. Şimdi Özlem buradaydı, ona yaptım, yedirdim istediğini, sevdiğini. Kevser yanımda fazla duramadığı için, ayda yılda bir geldiği için, bugün de onun sevdiği için böyle kabak çiçeklerini az 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 biriktire biriktire hemen hemen onlara yetecek kadar yaptım. Çok şükür, bin şükür. Rabbim gönlüme göre verdi. Bayağı da kabaklar açıverdi. Hemen tencerenin yarısına yakın kabak dolması oldu. Kevser seviyor. O buradayken yapamamıştık yani. Yetişip yapamadık. Çiçek yeterli yoktu, yapamadık. Şimdi iyi oldu. Bekliyorum bakalım, gözüm yollarda. Sözde sabah 8 gibi gelecekti ama şu anda saat bayağı bir ilerledi, gelemedi daha. Hayırlısı bakan belasız kazasız gelsin de inşallah. Kusur aramıyoruz artık, gençler biraz yatar dinlenir, işleri güçleri vardır. Sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz, sıkmıyoruz yani çocuklarımızı. Ne zaman isterse o zaman gelsinler, dursunlar yani. Öyle işte gönül dostlarım. Buradan ben Nazlı Garaçam'a çok çok teşekkür etmek istiyorum ve selam göndermek istiyorum videom aracılığıyla. Nazlı Garaçam, Yaykın kasabası, Muhtar'ın kızı, aşkının eşi. Çekime gittik sünnet düğününe. Kendi arkadaşları, akrabaları ve bir grup oluşturuyor. Onlar düğünde bir takım giyiyorlar, böyle takım. Onların içinde beni de ayırmadı. Bu bir dülbenti bana verdiği için çok çok teşekkür ederim. Yani bunun maddi değeri olmayabilir. Evet, ama orada o gün beni de ayırmadı. Ülker ablacığım, başına sen de bize katıl. Bizim takımın içine gir dediği için ben çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Nazlı Karaçam'a, eşine, annesine, babasına, kız kardeşlerine, düşünen herkese çok selam ve teşekkür ediyorum. Selam gönderiyorum arkadaşlar.
Şimdi ben ne yapacağım? Çayım içeceğim. Birazcık inanın buraya uzalacağım. Ha, buraya uzalınır mı? Ülker abla yılanmalar gelir derseniz de gelmez. Allah'ın izniyle o etraf açık. Herhalde gelemez. Geçen sene de böyle açıktı. Yılan girdi. Ama önlemleri aldık merak etmeyin yani. Yılan kovucular falan hazır. İnanın yılan kovucular falan hazır yani. Yoksa onya girerlerdi. Dağ burası arkadaşlar. Girer gelir eder. Allah korusun. Allah onların ısırmalarından sokmalarından korusun. Rabbim kötü yazılar yazmasın inşallah. Özenle doldurduğum kabak çiçeği dolması çok güzel oldu. Şunlar da mini mini kabaklı. Şöyle arkadaşlar kabaklarıyla doldurdum. Öyle de güzel oluyor tatsınlar diye. Masamı yavaş yavaş kuruyorum. Kevser de üzerine değiştirecek. İnşallah böyle yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Yemekleri ısıtmak için tekrar ocağın üzerine koydum. Biraz hafiften soğumuştu. Salata da yaptım. Cacık da yaptım. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Biraz patates kazalım dedik. Yarın yetişemeyeceğiz. Suya geç kızım sen. Önüme. Yağmur yağdı ya. Yağmur yağmış ikana. Bunları kazalım. Beş kalk. Tam kızartmalık. Toplatmalık. Ya toplatma yapabilir miyiz? Yapalım. Yapalım. Miniklerinden. Haşamda ıslatıyorum. Ben onları arındırıyorum iyice. Heh. İşte bu havada çalışılacak. Heh. Kevser geldi arkadaşlar. Geldi. Geldim. Sonunda gelebildi. Yarın öğlen güneşinde çalışmayalım diye. Gece gece anneme dedi. Gece gece kalan. Sesleri. Bak kızım çok dökmüşüz de biz zamanında sulamayıp çapalamayınca baksana ne sınav yumruk gibi olsaydı çuvallarla gazardık biz bunu bak. Evet. Görüyor musun? Annem büyümez mi? Büyümez gay kızım. Bu kadar gay. Mı? Büyümez gay bu tamam bitti bu sene bunun işi. Zamanında çapalayacaksın sulayacaksın ki büyüsün. Bizim bunları hemen yememiz lazım. Evet. Bak bak yapıştı. Kedi kuyruğu. Çok kötü. Bir de iki tane şalvar attım. Niye? Yapışıyor. Yıkayınca da çıkmıyor. Isırıyor. Ha şey yani. Yapışmayan kumaştan değil. Yapışmayan kumaş kadife de. O da şey sıkıyordur değil mi? Yazın. Sıkmıyor kızım da. Yetişmiyor bir tane var. Bir iki tane almalı. Yağmur yağmasaymış gerçekten kazılmazmış. Hayır tın tın sen bu Şahin. Tın tın diyor. Soğan kazıyorum. Çapa kırıldı. Tövbe. Daha şuradan oraya kadar kazılacak. Sen asıl İzmir'deki bahçe. Killi ya. Asla çapa batmıyor. Ora çok kötü. Aynen. Tın tın. Tın 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 tın. Burası yine humuslu iyi. Humuslu mu bura? Humuslu. Ondan annem şey. Bereketli yer maşallah toprağı da. Bayağı var. Vur bakalım ona. Vuruyoruz da. Otum. Dur bas vereyim. Şöyle tutayım. Varmış çok dökmüş emme. Hepsi bölmedi. Küçük kalmış. Aynen. Babam bana mı bıraktı demek burayı? Şahin.
Gaz dedim, kevser diyor, gaza diyor. Sever gaz mi diyor bir de? Sever gazmayı. Ya baba ya. Yoruldu aşamada da adam gazlı. Sırf ya. Benim için yani değil mi? Ama senin için mi? Ama yine öyle hani sen seviyorsun ya. Evet. Gazlı. Ama annem seviyorum da dört şeyde değil yani. Dört garıpta değil yani. Dört garıpta değil de. Acını da birileri kazar diye falan. Ben kazarım. Yok kazarız herhalde. Kazarız. Böyle böyle. Gidiyorsun güçlü neyle ulu gaza gibi. Böyle gidiyorum işte. Kızım. Bak çıkıyor. Gaza binecek mi acık? Kazayım, kazayım annem ver. Gel sen kamerayı tut. Hoplatma yapayım ben. Şey ya bunlar kazılır. Toprak yağmur yemiş ya. Yumuşak toprak. Bunda bir şey yok. Oh yoruldum. Geç sen. Geç canım. Hem yedim ya biraz bir şeyler eriteyim onları. Tamam kızım. Anne ben yaralamam değil mi? Yaralansın. Hiç dert etme. Yeter kedi kuyruğu bulaştırma üstüne. Yok önemli bir şey. Vur vur kızım vur. Aferin vur kızım vur. Eş. Bak yaraladım bile. Yaralansın. Aha benim yapacağım bir şey. Olsun olsun. Olsun. Biz de yaralıyoruz. Hanım abla yaralı getirmiş. İyice buna doğ vur kızım. Benden kıya doğ. Senden kıya. Oğlara. Atlamayan bak çıkıyor dayı ya. Şurada vardı hatta. Ha. Ha, şurada da vardır. Ha kuzum bak. Ha. Bak anne büyüyecekmiş. Ha, büyüyecekti kızım da. Altında vardır kızım. Ha. İşte tam o hizada vardır. Tamam. O da herhalde. Tamam. Yok mu? Var var. Ha, şuna da o. Annemini çek. Ya o kadar küçük ki normalde böyle olmuyor ki bu. Bizim kafa gibi olurdu. Aynen. Ama ne kafası? Yumruk gibi olurdu. Portakal gibi. Bostan mı bu ya? Bostanımız yok bu sene ekmedik. Şey ama polenin kafası kadar var. Biraz da bura vur kızım Gay. Ha. Ha. Yine oldu işte. Tabii tabii bak. Bunları şey yemiş olabilir mi? Ne kızım? Hayvan bir köstebek. Ay bu köstebek yok annem. Yemez burada mi? Yemez yok. Gaz kızım gaz sen. Galanın motor çıkar onu. Topluyoruz. Gaz sen iyi kötü gaz. Gaz kızım gaz. Gaz da bir hazır ıslanmışı kana bitirem. Yeri yağmur yağdı ya. Hayvanı köstebek. Yemez mi annem? Yer çeker. Ha. Çeker de bilmiyor daha burada olduğunu. Bir tadı nasıl? Hiç koymaz. Maşallah kızım ha. Ha bak gördün mü gazdın? Bir şey değil mi? Nasıl enerji yaktırıyor ya ne güzel. Yediğin yerisin kızım. Kabak çiçeği dolmasını yedin. Aynen. Taze fasulye yedin salatayı cacı. Mısır çorbası hepsi şey dolu. Yine acıktım da kalori dolu. Heh evet. Yine acıktım desem peki? Acıktın mı? Ye kızım dolma duruyor da. O dolma bozulmadan yiyin size. Yarın sabah da çiçek kızardı veren de ye gayrecimi boz. Kabak çiçeği kızardı verin. Daha kızım yok. Yete. Daha yok. Yete kızım. Yete. Tamam mı? Kıyamam. Yete hamsın. Hadi yete kızım. Bırakalım. Videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Daha biz yedik oraları toplayacağız.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya beğen atmayı unutmayın.